Kimyasal türler olarak bilinen tanecikler, atomlar, moleküller ve iyonlardır. Atomlar tekli nötr taneciklerdir, moleküller nötr taneciklerdir, yüklü taneciklere iyon denir. Buna göre aşağıdaki taneciklerden hangisinin kimyasal türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda demir kimyasal türü atom olarak verilmiş. Evet, demir metaldir. Metallerin kimyasal türü atomdur. Doğrudur. B şıkkına baktığımızda sodyum iyonu verilmiş. Dikkat edersek sodyumun iyon yükü artı bir. Zaten yukarıda artı ya da eksi yük gördüğümüzde iyon dememiz gerekir bu ifadede. Doğrudur. C şıkkına baktığımızda O3 gösterilmiş. Oksijen 3 tane var. O zaman bunlar moleküler halde düşüneceğiz. O3'e molekül dememiz gerekir bu ifade. Yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda karbondioksit demiş. Karbondioksit de merkezde karbon. Karbon her iki oksijenle iki bağını yapar ve yapı molekül özelliği gösterir. Yine doğrudur. E şıkkına baktığımızda H2SO4 demiş. Birbirine kovalent bağlarla bağlı olan ametal atomları molekül olarak isimlendirilir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisinin kimyasal türü diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda N2 iki tane azot atomunun birleşmesi sonucunda oluşur. Yani molekülerdir. B şıkkına baktığımızda karbon ve oksijen atomlarının birbirine çok sıkı bir şekilde bağlanması sonucunda oluşur. Yine molekülerdir. H2O da birbirine kovalent bağlarla bağlı olan oksijen ve hidrojen atomlarından dolayı yapı molekül özelliği gösterir. D şıkkına baktığımda kalsiyum bir metaldir. Metaller doğada atomik haldedirler ve atom kimyasal türüyle ifade edilir. Yani burada bir farklılık var. O3'e baktığımızda oksijen atomu 3 tane oksijen var elimizde. Oksijenler kendi arasında ikili ya da tekli bağ yapabilir. Ve bu durumda molekül kavramına kullanmamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Kimyasal türlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığında kalsiyum klorür bileşiği kalsiyum artı 2 ve klor eksi iyonlarından oluşmuştur. Evet, kalsiyum klorür bileşiğini suyun içerisine attığımızda kalsiyum artı 2, iki tane de klor eksi iyonları oluşur. Yani bu ifade doğrudur. İkiye baktığında metaller ve soy gazlar serbest haldeyken atomik yapıda bulunurlar. Evet, metallerden örnek verecek olursak mesela sodyum, potasyum, kalsiyum gibi metaller atomik halde bulunurlar. Yine soy gazlar içinde şunu söyleyebiliriz. Tüm soy gazlar atomik haldedir. İşte helyum, neon, argon şeklinde düşünebilirsiniz. Bilirsiniz bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda şekerli su karışımındaki bileşenlerin ikisine moleküler yapıldır demiş. Şimdi şekerli su için şunu söyleyebiliriz. Şeker denince aklımıza C6, H12, O6 molekülünün gelmesi gerekir. Yine birbirine kovalent bağlarla bağlandığı için molekül kavramını kullanırız. Su içinde şunu söyleyebiliriz. H2O'dur. Açık yapısı bu şekildedir. Oksijenlerde bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri vardır. Yapı molekül olarak nitelendirilir. Su molekülü olarak söylenir. Dolayısıyla her iki bileşen de moleküler yapıldır. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Parçacık diyagramları atom, element molekülü, bileşik molekülü, element ve bileşik gibi yapıların anlaşılmasını kolaylaştırır. Buna göre aşağıdaki taneciklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. NO3 eksi için şunu söyleyebiliriz. Eksi yüklü tanecik olduğu için anyondur, doğrudur. Sodyum tek başına iken atomik haldedir, yine doğrudur. NH3 iki tane ametal atomunun birbirine kovalent bağlarla bağlandığında oluşan yapıya bileşik deriz. Ve bunlar ametal atomlar olduğu için bileşik molekülü olarak nitelendiririz. Doğrudur. P4'e baktığımızda 4 tane fosfor atomunun birbirine sımsıkı bağlanmış şeklidir. Ancak aynı tür atom olduğu için bunlar bileşik molekülü değil, element molekülü olarak bilinir. Element molekülü olarak bilinir. O yüzden D şıkkı yanlış olmuş. E şıkkına baktığımızda demir artı 2 artı 2 yüklü iyonlara biz katyon diyoruz. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.
İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığında tuzlu su karışımındaki bileşenlerin kimyasal türleri aynıdır demiş. Şimdi, tuzlu su karışımdır. Karışım oluşturan bileşenler kendi özelliğini göstermezler. Dolayısıyla kimyasal türleri aynı diyemeyiz. Hatta biraz daha açacak olursak tuzlu suyu oluşturan bileşenler tuz ve sudur. Tuzun sodyum klorür yani sofra tuzu olarak bilinir. İyonik bileşiktir. Metal ve ametal atomlarından oluşur. Su ise H2O formülüyle gösterilir ve bileşik molekülüdür. Dolayısıyla bunların kimyasal türleri birbirinden farklıdır. İkiye baktığımızda şekerli su karışımındaki bileşenler moleküler yapılı bileşiklerdir. Evet, şunu unutmamamız lazım. Şekerli su dendiğinde aklımıza şeker ve suyun gelmesi lazım. Şekerin kimyasal formülü Cl-H12O6'dır. Yani bileşik molekülüdür. Su ise biraz önce de söyledik H2O'dur ve yine bileşik molekül olarak bilinir. Yani bunların moleküler yapılı bileşik olduğunu söyleyebiliriz. 3'e baktığımızda havanın bileşenlerinden azot gazı ve oksijen gazı moleküler yapıldır. Evet, azot doğada N2 halinde, oksijen de doğada O2 halinde bulunur. Ve bunlar moleküler yapılı elementlerdir. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Kimyasal türlerle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. İlk ifadeye baktığımızda aynı tür atom içeren moleküller elementlere aittir demiş. Evet, aynı tür atom içeren molekülleri biz element deriz. İşte N2, O2, F2 şeklinde çoğaltabilirsiniz. Doğrudur. Hatta bunlara element molekülü denir. Ya da moleküler element diyebilirsiniz. İkinci ifadeye baktığımda pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. Evet, bir X tanecik düşünün. Pozitif yüklendiği zaman katyon deriz. Negatif yüklendiği zaman da anyon deriz. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Hem katyon hem de anyon olduğu için bunların net olarak iyon olarak ifade edebiliriz. Üçe baktığımda bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük birimine atom denir demiş. Evet, elementlerin en küçük yapı taşı atomlardır. Hatta metaller atomik haldedirler deriz. Sodyum, potasyum, kalsiyum gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Kimyasal türlerle ilgili yukarıda verilen örneklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığında molekül hidrojen demiş. Evet, hidrojen iki tane hidrojen atomu bir araya gelerek oluşan element molekülüdür. Yani kimyasal tür sınıfı moleküldür. Doğrudur. İkiye baktığımızda atom olarak sodyum verilmiş. Evet, sodyum bir metaldir. Metaller doğada atomik halde bulunduklarından kimyasal türleri atom olarak bilinir. Yine doğrudur. Üçe baktığımızda iyon olarak OH eksi verilmiş. Eğer bir tanecik var ve yukarısında yük varsa biz buna iyon deriz. Hatta iki tür atom olduğu için biz bunlara kök olarak da ifade ederiz. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen maddelerden hangisinin kimyasal türü diğerlerinden farklıdır diye sorulmuş. P4 için şunu söyleyebiliriz. Birbirine kovalent bağlarla bağlı 4 tane fosfor atomundan bahsediyoruz. Fosfor atom numarası 15 olduğu için 2-8-5 şeklinde düşündüğünüzde 5A grubunda bulunan bir ametaldir. Ametaller zaten kimyasal türlerin moleküler olduğunu biliyoruz. Yani moleküler elementtir. İkiye baktığımda O2 demiş. Evet, iki tane oksijen atomundan bahsediyoruz. Oksijen atom numarası 8'dir. 2-6 diye dağıttığımızda 6A grubunda bulunan bir ametal olduğunu unutmamamız gerekir. İkisi de ametal olduğu için yine moleküler element sınıfına dahil ederiz. H2O için şunu söyleyebiliriz. İki hidrojen, bir de oksijenden oluşuyor. Hidrojen de ametal, oksijen de ametal olduğu için yine bu da moleküldür. Ancak moleküler bileşik olarak ifade edebiliriz. Dörde baktığımızda helyum biliyorsunuz soy gazdır. Soy gazları herhangi bir sınıfa dahil edemeyiz. Çünkü bunlar zaten kararlıdırlar. Beşinci ifadeye baktığımızda Cl-H12O6 denmiş. Yine birbirine kovalent bağlarla bağlı karbon ve hidrojen atomları olduğundan yine moleküler bileşiktir. Evet, dolayısıyla bize sorulan hangisinin kimyasal türünün diğerinden farklı olduğu sorulmuş. Elimizde iki tane moleküler element, iki tane de moleküler bileşik var. Ancak
Helyumlar soy gaz olduğu için kararlıdır ve bunlar atom türü olarak bilinirler, tıpkı metaller gibi. Dolayısıyla farklı tür olan dördüncü ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda helyum bir soy gazdır ve soy gazlar atom türü olarak bilinir. Yine sodyum bir elektron verdiğinde artık iyon haline gelir. Karbondioksit de karbon ve oksijen ametaldir ve ametaller kimyasal tür olarak, molekül olarak nitelendirilir. Birinci ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda demir yine metaldir. Metaller doğada atomik halde bulunurlar. Yukarıda yük gördüğümüzde burada eksi 2, yani 2 elektron alacak anlamda iyon olarak nitelendiririz. O3'te de birbirine kovalent bağlarla bağlı 3 tane oksijen atomu vardır ve molekül olarak sınıflandırılır. C şıkkına baktığımızda P4 için şunu söyleyebiliriz. Birbirine kovalent bağlarla bağlı 4 tane fosfor atomundan bahsediyoruz. Molekül sınıfına almamız gerekir. Çünkü ametal olduğu için. İyon olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer yük varsa iyon demiştik. Burada eksi yük olduğu için iyon sınıfına alabiliriz. Karbon ve oksijen ametal olduğu için molekül sınıfına dahil edebiliriz. Yalnız P4'te bir hata var. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. Denizli'ye baktığımızda magnezyum metal olduğu için atom kimyasal türüyle ifade edilir. OH eksi yüklü olduğu için iyon sınıfına dahil edilir. C6, H12, O6'da da birbirine kovalent bağlarla bağlı ametal atomlar olduğundan molekül sınıfına dahil edilir. E şıkkına baktığımızda neon soy gaz olduğu için atom sınıfına dahil edilir. NH4 artı yüklü olduğu için iyon sınıfına dahil edilir. H2 SO4'te de birbirine kovalent bağlarla bağlı ametal atomlar olduğu için molekül sınıfına dahil edilir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen maddelerden hangileri bileşik molekülüdür diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakma, 8 tane kükürt atomundan bahsediyoruz. Element molekülüdür. Neden molekül diyoruz? Çünkü kükürt atom numarası 16 olduğundan 2, 8, 6 şeklinde düşündüğümüzde 6A grubunda bulunan ametaldir. Ametaller de molekül olarak ifade edilir. Yani bileşik molekülü değildir. İkiye baktığında karbondioksit, karbon ve oksijenin birbirine kovalent bağlarla bağlanmış olduğu bir moleküldür ve bileşik molekül olarak bilinir. Çünkü farklı tür atomlar bir araya geldiğinde bileşik oluştururlar. Yani bunu alabiliriz. Üçe baktığında sodyum klorür, sodyum atomlar arası 11 olduğundan dolayı 2, 8, 1 diye açtığımızda 1A grubunda bulunan bir metaldir. Klorun zaten ametal olduğunu biliyoruz. Atom numarası 17 olduğundan 2, 8, 7 şeklinde düşündüğümüzde 7A grubunda bulunur ve ametaldir. Dolayısıyla metalle ametal iyonik bağlı bileşik yaparlar. İyonik bağlı bileşik. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşikleri biz molekül olarak sınıflandıramayız. Bundan dolayı bu da olmaz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin bileşenleri kimyasal tür bakımından birbirinden farklıdır diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda azot gazı ile oksijen gazı demiş. Azot gazı doğadan moleküler halde N2 halinde, oksijen gazı da O2 halinde bulunur. Ve bunların kimyasal türleri moleküler elementtir. B şıkkına baktığımızda lehim bir alaşımdır. Alaşımlar da çözeltidir ve iki tane metal karışımının bir araya geldiğinde oluşan yapıdır. Dolayısıyla atom olarak nitelendirebiliriz. C şıkkına baktığında tuzlu su demiş. Tuzlu suyu oluşturanlar tuz ve sudur. Tuz iyonik bağlı bileşiktir. İyonik bağlı bileşik. Su da kovalent bağlı bileşik olduğundan moleküler bileşik sınıfına dahil edilir. D şıkkına baktığında şekerli su demiş. Şekerli suyu oluşturan şeker ve sudur. Şeker yine birbirine kovalent bağlarla bağlı ametal atomlar olduğundan bileşik molekülüdür. Yine aynı şekilde suda da birbirine kovalent bağlarla bağlı oksijen ve hidrojen atomları vardır. Bu da moleküler bileşiktir. E şıkkına baktığımızda alkollü su demiş. Alkol ve suyun bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Alkol yine birbirine kovalent bağlarla bağlı moleküldür, yani bileşik molekülüdür. Su da yine birbirine kovalent bağlarla bağlı hidrojen ve oksijen atomlarından oluştuğu için moleküler bileşiktir. Dolayısıyla elimizde moleküler bileşikler, iyonik bileşik, atom
ve moleküler element vardır. Bize bileşenleri kimyasal tür bakımından birbirinden farklı olan sorulduğu için burada tuzlu suyu almamız gerekir. Çünkü birisi iyonik bileşik, birisi moleküler bileşik olduğundan dolayı sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen tepkimede aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi bulunmamaktadır diye sorulmuş. Magnezyum doğada katı halde bulunur ve metal olduğundan dolayı kimyasal türü atomdur. Hidrojen elektron verdiğinde ya da klor elektron aldığında elektron veren taneciklere katyon, elektron alan taneciklere de anyon deriz. Dolayısıyla burada H artı katyon, Cl eksi anyondur. Yine Mg 2 elektron verdiği için burada katyondur. Klor 1 elektron aldığı için yine anyondur. Hidrojen doğada moleküler halde bulunur. Dolayısıyla moleküler element sınıfına dahil olur. Yani element molekülüdür. Ancak yapıda bileşik molekülü yoktur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır.